Sevgili dostlar, yeni bir Bediüzzaman'dan Mektup Var programında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte her hafta olduğu gibi bu haftada Bediüzzaman'ın layıka mektupları diye tarif edile gelen talebeleriyle olan yazışmalarını içeren mektupları içerisinden bir mektubu yine bugün okuyacağız. Klasik bir girişimiz oluyordu programımızın başında. Barla, Kastamonu, iki cilt olarak Emirdağ Layıkası ve Şualar diye söylüyorduk mektuplar için. Bugün o ifadeyi kullanmadık. Çünkü bugün bu dört eser dışında bir eserden Sikki-i Tahsik-i Gaybi isimli mecmuadan bir mektubu okuyacağız. Beraberce mütalaa edeceğiz sevgili dostlar. Bu mektup önemli bir ders içeren bir mektup. Emirdağ Layıkası'ndaki daha önce Bediüzzaman'dan Mektup Var programlarının içinde konuştuğumuz, müzakeresini, mütalaasını yaptığımız bir mektupla, Emirdağ Layıkası 1. cildindeki 53 numaralı mektupla da irtibatlı bir veçesi olan o mektupla birlikte okunduğunda neyi, niye söylediği tam olarak anlaşılabilen bir mektup. Muhtemelen Emirdağ Layıkası'ndaki bu mektuba da atfımız olacak programın akışı içerisinde. Ama ondan önce bir girizgah da yapmamız gerekiyor bugünkü okuduğumuz mektuba dair. Ve niye Sikki-i Tahsik-i Gaybi'den bu defa farklı olarak, daha önceki programlardan farklı olarak niye Sikki-i Tahsik-i Gaybi'den bir mektubu okuduğumuza dair. Herhalde öncelikle de değil mi üstadın işte bilinen layıkalar içerisinde özellikle de Emirdağ layıkası yer alan Kastamonu'da da kısmen hani temas var ama daha ağırlıklı olarak biraz da Risale-i Nur hizmetinin de daha genişlemesi hasebiyle Emirdağ layıkasının yazıldığı dönemde daha fazla gündeme gelen bir hususa defaatle cevap evet. verdiğini görüyoruz. Mehdiyet meselesi. Evet. Arada işte Bediüzzaman Mehdi midir, değil midir? Yani nur talebeleri, başkaları bu konuda farklı konuşmalar, mütalaalar bunlara verdiği Bediüzzaman'ın bir cevap var ki okuyacağımız bu mektupla, mektubun tamamını okumayacağız. Baş kısmındaki söylediği hususlar Emirdağ Layıkası'ndaki yine ilgili mektuplarda veya Kastamonu Layıkası'ndaki işte yine iman, hayat, şeriat diye tarif edilen o sıralama içerisinde onlara denk düşen manalar taşıyor. Biz son kısmı üzerine odaklanacağız. O galiba değil mi? Bir girizgah yapmamız gerekiyor önce. Yani Mehdiyet meselesi söz konusu olunca mektuplarından, genel olarak ilgili mektuplarından anladığımız bir ders var ki Bediüzzaman bu konunun konuşulmasından hoşlanmıyor. Evet. Kendisi İşin ve izin. Bir başkası hakkında. Mehdi şudur, Mehdi budur. Bu konuşmanın olmasını Bediüzzaman doğru bulmuyor. Bu şekilde bir takım sualler dünyasına geldiğinde yani birileri kanalına veya böyle söylentiler duyduğunda da buna cevaben yani bu meseleleri konuşmamanın yani isabetine dair bir de mektuplar yazıyor. Şimdi burada Metin abi Allah razı olsun işin belki özetini de veren bir mana oldu. Can alıcı nokta şu, Üstad Bediüzzaman'ın Sayet Nursi'nin Risale-i Nur külliyatıyla daha önce değişik programlarda defaatle ifade ettiğimiz Risale-i Nur'ları nazara veren üslubu ve kendi şahsını nazardan çeken üslubu bir yöntem ve usul olarak Emirdağ Layıkası... Niye? Onu da niye bir dizi izahını yapıyor? Evet, bunun bir kere kişinin imtihanı olması meselesi var, nazarla ona çevrilmesi, oradan maazallah demiş şirkafiye giden bir yol var çünkü kul şeydir, vesiledir işte o üzüm çubuğu misalinin olduğu gibi yani salkımı veren üzüm çubuğu değildir değil mi? Yani ya da, Cenab-ı Hak da aynı şekilde diyor fakat burada sayesinde şubu derken esbaba tesir verme problemi var. Bir kere işin içinde İtikadi anlamda çok sıkıntılı İtikadi bir problem. Şey gördüğü için Bediüzzaman söylüyor. Diğer taraftan bunun
Hani hizmet imaniyenin devamı ve selameti açısından problemlerini de görüyor. Çünkü şahıs merkezli bir hizmet söz konusu olduğunda şahsı çürüterek birileri ve şahsı nazarlardan düşürerek o hizmeti şey komple değil mi? Devre dışı bırakabilirler. Böyle bir risk var. Veya bir de şu, her cihette yine Emirdağ'daki bir mektupta söyledi değil mi? Devam ve kemalde olan bir hizmet. Hayat sürekli yeni hani sorular, yeni ihtiyaçlar çıkıyor karşımıza. Hani kişiye endeksli olduğumuzda o hizmetteki dinamizmi, esnekliği ve devamlılık imkanını hani yitirmiş oluyoruz. O bakımdan da yine tek adam üzerinden bir modele Bedüzzaman yine bir dizi böyle bu sebepleri görüyoruz. Yani bundan evet. dolayı evet kendisi üzerine ve kişi üzerine bir hizmet anlayışına Bedüzzaman net bir şekilde muhalif. Dolayısıyla ben kendimi sevmiyorum. Şimdi beni beğenmiyorum. Beni beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Tabiri evet. üzerinden hareketle yine 53 numaralı mektupta Emirdağ layıkası 1. cilt evet. 53 numaralı mektupta ki daha önce evet. programda işlediğimizi biliyorum. Evet. Orada da yöntem itibariyle Sarı Nur'un bütünü hakaiki imaniye ve Kur'aniye olduğu için hakikatler evet. manzumesi olduğu için hakikat gücünü, kudretini Kur'an'ın kendisinden yani Allah'tan alıyor. Evet. Ve netice itibariyle hakikat kendisi muktedir olduğu için hiçbir iktidara muhtaç değil. İki, her akıl, yani bozulmamış her akıl, muhakeme sağlam her insan onu hakikat olarak, tahkikiyle değil mi? Hakikat olarak alıp, kabul edip öyle ki sahabiler örneğinde olduğu gibi evet. hakikat olarak evet. tahkik ettikten sonra sorgulayıp bütün dünya karşısında bile olsa evet. onun üzere devam edebilir. Dolayısıyla ama kişi merkezlilikte bu şey sorun oluyor. Başlıyor. Evet. Kaziye-i makbule bürhan-ı yakini dediğimiz evet. iki yöntem var. Bir yöntem bürhan-ı yakini bir yol bu. Bürhan-ı yakini de nedir? Tahkik etmişsiniz, deliliniz var. Evet. Ben şöyle inanıyorum dediğinizde nasıl öyle inanıyorsun dediğinde cevabı değil mi? Çünkü delili. Şudur, şudur, şudur ki imanın delili nedir? Bütün kainattır. Evet. Afaktaki ve enfüsteki çok bütün güzel. Ayetlerdir. Sorgulayarak Burhan, ulaştığımız evet. Tartışmasız, evet. Vesvesesiz, şüphesiz imanın açık mertebesi. Ve, evet. Bir gerçek yakin olarak. Yakin diyoruz evet, buna. Bu yakin hali. Ve Risale-i Nur'un bütün hakikatleri Kur'an'dan aldığı. Bildiğimiz yakınlık da o kelimeden geliyor bildiğim evet, kadarıyla. Çok evet, evet. Türkçedeki. Dolayısıyla yakin hakikati, Risale-i Nur'un bütün hakikatleri yakine ulaştıran bir yol ve yöntem barındırıyor. Zaten Kur'an da müminleri yakine davet ediyor. Değil mi? Evet. Ve bil ahiretum yukinun meselesini evet. işaret-i evet. cihazda nazara evet. verirken üstad, evet. müminler ahirete yani yakin ile nedir? İman ederler. Evet, yakin ile yu'minun iman demedi orada. Evet. Evet. Yukinun dedi. Evet. Neden yakini tercih etti? Yani tereddütsüz, şüphesiz. Ve delili var. Evet, delili var. Çok hoş. Evet. Aha. İmanın mertebesi. Eminim şimdi, diyor, inan, iman ediyorum, eminim. Ne, soruyorlar, nasıl emin oluyorsun? Çünkü işte delili. O kadar. Değil mi? Bütün kainatı arkasında delil ve şahit kılmış. Evet. Yakin bu. Yakin bu. Yani öbür orada dediği Emirdağ'daki şey gelirsek konuşmuştuk yine tekrar hani daha önceki bir programda konuştuk ama bir hatırlanmasan kaziyeyi makbule dendiğinde ise hani makbul gördüğün kişilerden duymuşsundur. Niye evet. inanıyorsun? Çünkü filan çok iyi bir insan. Filanlar çok yani değerli insanlar onlar böyle söylüyorlar. Evet. Ne oldu ama tahkikilikten değil mi? Taklidiliğe düşmüş oluyor. Kaziye-i makbule ile değil mi? Bürhan-ı yakini değil. Bürhan-ı yakini o cehredilmez, evet. ortadan kaldırılamaz delile bakarken burada ise yani yakine ulaştırırken evet. bizi cerhedilmez delil ile yakine ulaştırırken burada bizi kaziye-i makbule sadece zannı galibe evet. götürüyor. Evet. Ve netice itibariyle kaziye-i makbule yani makbul şahıslardan intikal evet. edilen bilgi üzerine müesses evet. bir yol ve gidiş yakine ulaştırmıyor. Evet. Sadece zanlı galip veriyor. Yani evet. zanlı güçlü bir zan veriyor. Evet. Ama bu şahıs, makbul şahıs, makbuliyetini kaybettiği an o iman evet. Allah muhafaza ciddi bir evet. tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya ki evet. Kur'an'ın bizden istediği yakin mertebesi değil. Evet. Yani dolayısıyla üstad bunu değil mi? Emirdağ ile birçok risalede olduğu gibi en net olarak da pardon birçok mektupta olduğu gibi en net olarak da Emirdağ layıkası 1. cilt 53 numaralı mektupta
Bunu çok açık, çok net bir şekilde Bediüzzaman bir kere anlatıyor. Anlatıyor. Niye şahsın nazara vermiyorsun? Niye işte şey eseri nazar veriyorsun ve niye şey hakayı imaniye hep nazarları yönlendiriyorsun? Sebebi budur. Budur. Dolayısıyla bu cidden nur talebelerinin, o su sarısalına meşgul olan nur talebelerinin halletmesi gereken bir mesele. Bu sadece üstadın bir tevazu değil. Az önce başta ifade ettiğiniz bir itikadi meseleye karşılık geliyor. Evet. O itikadi yönü şu meselenin. Maazallah değil mi o gördüğümüz olmasaydın olmazdık. Evet mesela, Allah muhafaza. İşte tam o. Evet. Tehdit ve tehlike orada. Evet. Yani üstadın şahsını yücelten her tavır hakikate bir hürmetsizlik barındırıyor. Evet. Bu çok ehemmiyetli bir nokta. Bir daha altını çizerek ifade ediyorum. Üstadın şahsını yücelterek hakikate güç ve kudret katacağını söyleyen her tavır aslında aynı zamanda bir zafiyet içeriyor. Çünkü hakikate hürmetsizlik. Evet. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi güçlük kılan. Birçok onun hizmetini, değerini takdir etmek, koyduğu, yazdığı eserin Kur'an'la sünnetli olan irtibatı, iman noktasındaki hizmetini takdir muhteşem etmek. Bediüzzaman, sen bunlarla problem var mı? Haşa, sen asla. Mektuplarına baktığımızda. Asla yok. Yani mesela diyelim ki bir önceki hafta okuduğumuz mektuptu. Evet, Hafız Ali ile ilgili. Bu. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim bahsinden 14. Leman'ın ikinci makamından aldığı ders. Evet. Çok güzel şekilde almış dersini ve anlatmış. Üstad orada sadece takdir ediyor. Evet. Ama orada dönüp şahsına işte sen şöylesin, sen böylesin, işte sen olmasan bunlar yazılmazdı diye bir şey diyecek olsa. Allah muhafaza. Üstadım bu defa sert bir uyaran bir mektubu gelecekti. Mutlaka. Evet. Çünkü işte kastettiği mana bu. Şahsını yüceltmek derken. Evet. Dolayısıyla üstad hakikate hizmetkar. Evet. Evet. Yani üstad da Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet ve hadislerinden müteşekkil. Evet. O hakikatten dersini alıyor ve o hakikate hizmetkar. Yani bir güçten bahsediyorsak güç hakikatte. Evet. Güç hakikatin kendisinde. Dolayısıyla şahsın, makbul şahsın gölgesi hakikatin üzerine düşsün istemiyor. Tam tersi hakikat bütün şahsiyetleri de kuşatsın. Dolayısıyla hakikat önde olsun, hakikat parlak ve herkes, her şey gücünü o Kur'an'ın hakikatinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, hadislerden ve bütünüyle bunlar hakikatin kendisinden alıyor diye onu nazara vermek. Bu cihette itikadi bir problem bu. Zaman zaman nazara verdiğiniz, belki bir başka zaman işlemek durumunda kalacağımız bir nokta olsun Metin abi. Muhabbetin bu manada fazlası. 19. mektupta mesela Şia'nın düştüğü Ehl-i Beyt'e tavrında olduğu gibi. Yani manayı harfiden mana ismiye kayış ve bunun dolayısıyla zararları. Bu yönüyle de baktığımızda bu tip ifrat ve tefrit savrulmaların çok ciddi problemler barındırdığını bildiği için üstad bu meselelerin yani şahsının ve şahsiyetinin ön plana çıkarılmasını çıkarılmamasını ısrarla söylemesine rağmen nedense nur talebeleri olarak burada ciddi bir zafiyetimiz var. Bu mektubu şu anda okuyacağımız Sikir-i Tasdik Gaybi'den bu mektubu hemen bu ihtiyaca binaen. Birinci mektubun Sikir-i Tasdik Gaybi hemen ardından geliyor zaten. Hemen ardından geliyor. Üçüncü. Bulunması üçüncü sıradaki değil. Mektup. Sikir-i Tasdik Gaybi üçüncü sıra. Ben iki diye saydım. Yanlış mı şey yaptım? Üçüncü diye biliyorum Metin abi ama. Bir tahkik edelim bakalım. Evet, ikidir. Doğrudur. O ben birinciyi şey kabul ettim herhalde. O kısa notu da evet, mektup. Evet, kısa notu da. Tamam. Siz haklısınız. Doğru. İki tamam. Olmuş. Evet abi. Evet. Buyurun abi. Bunun baş tarafındaki kısımlar işte Mehdiyet manası nedir? Mehdi'nin hadislerden çıkardığımız üzere vazifeleri nedir? Aşamaları nedir o vazifelerin? Bütün bunlara dair izahlar var ki emirle alakası. Özellikle birçok, bir dizi mektupta, birçok demeyelim de. Buna dair bahisler göreceğiz. Orayı şimdi girmiyoruz. Şimdi burada özellikle Allah razı olsun senin dikkat çektiğin ve son derece önemli nokta. Üstad Mehdiyet gibi meselelerin konuşulması ve kendisine dair böyle bir işte Mehdi odur şu. Yani böyle bir muhabbetin olmasını niye istemediğini, bundan niye rahatsız olduğunu işte o tahkik mesleği çerçevesinde izah ediyor. Değil mi? Evet, buradaki tabii o son kısımdaki hatta, bu mektuptaki. Hatta nurlara o ismi vermenin bile münasip olmadığını. Evet. Hakikatler bütünü, hakikatler silsilesi. Evet. Risale-i Nurlara da o ismi vermenin uygun olmadığını. Evet. Sadece şahsından öte. Buradan şu da şey bir not olarak söyleyeceğim. Bu şu değil. Bazıları şöyle çıkıyor ya. Buradan hareketle
kendilerini veya işte aidiyetlerini bu defa hani şey. Yani mesela Bediüzzaman'ın biraz yani ağır konuşacağım belki ama Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu hizmet, ortaya koyduğu eser ve pürüzsüz müstakim hayatı, Kur'an ve sünnet noktası, inhirafsız hayatı, şumulli hizmeti, o geniş tefekkürü apaçık ortadayken yani onun şey suyunun suyu mesabesinde ancak olabilecek hani maalesef. Fakat böyle tutup bunu işte bir takım izafeler. Hani bunlara da ben söyleyeyim ayrıca. Buradan buna da bir şey açık kapı çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani oradan birileri de kendilerine durumdan vazife çıkarmasınlar. Yani burada genel olarak üstad, hayır bu ya. Mesele konu hadislerde bir şey vardır. Ümmetin istifade edeceği, ümmetin ders alacağı, ümmetin ümidi olacak bir mana vardır. Bununla ilgili hadislerde Resulullah aleyhissalatü vesselam hak söyler. Ahir zamana dair hadisler de haktır. Amenna. Ama buna karşılık hani şu veya bu isim. Nur talebi dersen gelelim. Benim ismim. Bu isim üzerinden hani bu eserlerde yazılanlar hani doğrudur çünkü o Mehdi'dir tarzında. Misal mesela. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Kabul asla. Etmiyorum. Çünkü bu hani hakikate muhatabiyetin kalitesini düşürüyor. Çok değil mi? Özetle. Yani, değil mi? Üstadım burada söyledi evet, bu. Yakin, hakikaten istifadenin derecesi zayıflıyor. Evet, bu. Yani yakin burada zanna evet. dönüşüyor ki geleceğiz. Evet. İnşallah. Ben mi okuyayım? Buyurun. Evet, şimdi son kısım diye söyledik tekrar. İşte Mehdi'nin üç vazifesi diye söyledikten sonra fakat bu şu mana bunda bunu konuşulması bana verilmesi mahsurludur filan şu sebeplerle diye izah ediyor. İkinci bir sebep zikrediyor değil mi burada Üstad? Oradan başlıyorum ben. Kardeşlerimin ikinci iltibası diyor. Fani ve çürütülebilir bir şahsiyeti bazı cihetlerle birinci vazifede piştarlık eden nur şakirtlerinin şahsı manevisini temsil eden o aciz kardeşine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur'un hakiki ihlasına bir ihlas zarar var diyor burada. Şahsa bir makam vermekte. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şeye hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi. Ehli siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman şahsı manevi zamanı olduğu için ki bu üstadın hep vurguladığı bir şey. Ehli dalaletin ehli hidayete karşı galebesi şu modern zamanlar sebebi nedir? Çünkü ehli mesela özellikle birinci ihlas leması değil mi? 20. lemada açıkladı. Evet. Yani ehli hidayet önünde o kadar uhuvvet imkanı varken bu doğru ölçüleri yanlış yani ya kaybetmeye bazı doğru ölçüleri yanlış uyguladığından evet. ne oluyor? Kendi arasındaki uhuvveti kuramıyor. Her biri böyle şey yalnız aslanlar gibi hani evet. hizmet çabası içerisinde ayrı ayrı gruplara hani birbiriyle tesanüt eden hani bir ordu olmayı başaramamış durumdalar. Şahs manevi ayrı dönüşememek. Tarzları olsa da onu bir evet ortak bir şahsı manevi dönüştürememiş fakat bunun karşısında ehli dalalet yerelde ve küreselde aralarındaki o kadar farka rağmen değil mi? Evet. bir şahs-ı manevi suretinde hareket ettikleri için muvaffak ehli oluyorlar. Hidayet'e karşı geçici olarak galip durumdalar diye bunu defaatle izah ettiği bir mesele. Burada da bunu söylüyor. Bu zaman şahs-ı manevi zamanı olduğu için böyle büyük ve baki hakikatler fani ve aciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez. Yine bir iki sebep hakikati saydı. en yukarıya taşıdı. Evet. Bir kişi mi daha güçlüdür? Değil mi? Çok güzel. O kişinin de dahil olur. Bir şey. Topluluk mu daha güçlüdür? Şahs-ı manevi daha güçlüdür. Evet. Acizin cevabı bu. Evet. Fani derken bugün filan dediniz ve ona bina ettiniz. Yarın vefat etti. Ya. Ne olacak ondan sonra ortada mı kalacağız? Evet. Bu bakımdan sorun. Üç. Sukut edebilir dedi. Ne oldu? Bir şey oldu. Düştü, sürçtü bir şekilde veya birileri bir şey ürettiler de hak etmediği halde onun nazarlardan şey. İskat Düşmesine ettiler. muvaffak oldular. Yani. Ne oldu?
Ortada mı kalacak o iş? Allah muhafaza. O zaman yani, hakikat, hürmet, hakikate hürmetsizlik evet, o işin içinde evet, var. Evet. Lütfen dolayısıyla diyor, şahsa yazan, bu manayı da şahıs üzerinden değerlendiren bir yaklaşım tehlikelidir. Evet. Bu benim için yapıldığında da tehlikelidir. Değil Çok mi? En başta bir kere bunu izah etti. Ondan sonra senin vurguladığın asıl ders verici kısım ve Emir Dağ Laikası'nın ilgili bahisle birlikte okuduğunda hakkıyla anlaşılan kısım şimdi geliyor değil mi? evet, Elhasıl. burada. O özet kısım. Elhasıl o gelecek zatın ismini vermek üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Üç vazifesi birden hatıra gelince en şaşa olan üçüncü vazifesi özellikle. Evet. Halbuki yani binanın evet en geniş manzarası olan en yüksek Çatısı. binasıdır. Ama o çatı veya teras, o en yüksek kata ulaşmak için sen temel çalışmasını zayıf yaptın. Bir an önce bina dikmeye kalktın. Ne olur? Allah muhafaza. Sen gökdelenin olmaz, kulen olmaz, gecekondun olur. Ufak bir şeyde de, sarsıntıda da çözülür, Yıkılır. yıkılır işte, sukut eder. Çok güzel. Yani o yüzden hani bir kere o gelecek zatın ismini vermek, üç vazifeyi birden hatıra getirdiği ve onun içinde de özellikle üçüncü vazife hatıra gelip bir hırs ve acele ilgili hani müminlerde ortaya çıktığı için orada ne olur şey, Altyapı hasar hakikatin görür. muvazenesi ve hani sürecin hassasiyeti ve değil mi, istikameti ve muvazenesi kaybolduğu için zarar. Bundan Evet. dolayısıyla böyle bir şey konuşulmaması lazım. Diyor bir. Hani netice hasıl olur, elhamdülillah denir. O kadar. Ama konuşulmaz. Başka bir mana, ikinci olarak değil mi? Hem hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas denilir. Yani uhraya ilişkin bir kısım ücretleri peşin tahsil etme gibi bir zafiyet Evet. Var burada. O ihlâsız ediliyor. Oysa Evet. neydi? Menafi-i cüziye, hissiyat-ı Evet. süfliye, ihlas Evet, dışındaki evet. her maksat, Evet. her yol menafi-i cüziyeydi, Evet. hissiyat-ı süfliyeydi. O Bir de zaman yine vurguladığı bir manaydı. Maddi bir menfaate alet ve basamak yapmadığı gibi işte şöhret, makam verilmesi gibi manevi bir ücrete de, evet. menfaate de alet ve basamak yapmamak. Çok Sırf güzel. halisen rıza-i ilahi için çalışmak. Hatta Evet. cemaati bir menfaate bile diye Evet. şualarda Evet. 14. Evet. şuada eklemişti. Halbuki ne oldu? Burada bir makam Evet. vermek veya bir makam edinmek suretiyle ne oluyor? İhlas Bu ihlas ediliyor. düsturu çiğneniyor. Hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas zedelenir. Burada kalsa işte Evet. şimdi geldi tehlikeli kısmı, en tehlikeli Evet. kısmı. O da ne? Avam-ı müminin nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Nasıl oluyor bu? Okuyalım cümleyi, sonra izahını senden isteyeceğim abi. Estağfurullah. Nasıl olur? Yakiniyet-i bürhaniye dahi, tekrar hatırlatıyorum, Emir Dağ Laikası 1-53 numaralı mektuba bakınız. Evet. Mutlaka. Yakiniyet-i bürhaniye dahi kazaya-i makbuledeki zan-ı galibe inkılap eder. Daha muannit dalalete ve mütemerrit zındıkaya tam galibesi mütehayyir ehli imanda görünmemeye başlar. Ondan sonra bir mana daha var ama özellikle vurguladığı bu mana üzerine Yani burada şunu çok açık bir konuşmamız biçimde lazım. görüyoruz. Mehdiyet meselesi tartışmasını kapatın diyor. Evet. Mehdilikle ilgili herhangi bir söz, davranış, tutum içinde bulunmayın. Evet. Bunu Şudur kesin, budur geçin bunu. geçin Evet. bunu. Evet. Geçin Evet. dememin nedenlerinden birisi şu. Diyor ki hakikatlere mehdiyet gölgesi düşmesin. Evet. Risale-i Nur ve Kur'an hakikatleri kendileri muktedirdir. Evet. Mehdi'nin gücüne muhtaç Evet. değildir. Çünkü bürhan-ı yakini diyoruz ya zaten Bürhan-ı evet. yakini. Diğeri yani mehdiyet gölgesi hakikatin üzerine düştüğü zaman Tahkikten taklide bir dönüyor. evet. Kazayay makbule dediğimiz makbuli şahısların sözleri Evet. anlamında değerlendirilmeye başlarsa o zaman avam-ı müminin nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Noksanlaşması ne demek? Yakiniyeti bürhaniye dahi yani imandaki yakin mertebesi o Evet. avamın kazaya makbuldeki zannı galibe intikal eder ki Evet. imanı tehlikeli Evet. hale geliyor. Evet. Zannı galip ile yakin kıyas Evet. edilmez. Evet.
Dolayısıyla hakikaten... Yani yakinde çünkü netlik, eminlik, tereddütsüzlük, tartışmasız, kesinlik. Artık itikada dönüşmüş. Evet, evet, o nihai evet. son mertebe evet. var ki mesele bitmiş orada. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın, üstadım burada nazara verdiği noktalardan birisi şu. Yine aman imanlar hasar görmesin. Evet. Aman imanlar asıl olan yakinden zanna selameti, dönüşmesin. Asıl olan imanların selameti ve iman hakikatlerine en yüksek düzeyde muhatabiyet ve en yüksek düzeyde istifade. O kadar. Bunun yolu nedir? Bunun yolu Kur'an'ın öğrettiği üzere afakta, yani kainatta ve hepsi kendi iç alemimizdeki delilleri, şahitleriyle çok güzel. İman esaslarını ya. Kavramak. Yani imanı billah'tan başlayarak. Evet. Yani şimdi bu yani bu delilleri, afaktaki ve enfüsteki delilleri, şahitleri, ayetleri okuyarak iman etmek asıl çok kuvvet güzel. Burada. Başka hiç kimse olmasa da dünyada bu delile sahip olan kişi evet, o imanıyla azmeder, yaşar, yaşatmazlarsa da şehit olur. Bitti. Değil mi? Evet, çok hoş. Ama diğerinden ne oluyor? İşte filan böyle söylüyor, filan Mehdi olduğu için ben onun yazdığı bu şeylere inanıyorum. Mesela dediğinde, doğru olduğuna dediğinde kazaya bu, makbule yöntemine evet, o yola yani giriyor. Tahkik mesleğinden taklit mesleğine geçtiniz. Yani daha yüksek olanı terk edip daha düşük olanı geçtiniz veya diğer ifade buradaki yakiniyet-i bürhaniye mertebesinden zann-ı galip mertebesine indiniz. Ben diyor ehli imanın iman hakikatlerinden istifade noktasında böyle bir iniş yaşamasını onların imanlarının selameti adına istemiyorum. Evet. Ama hüsnü zanla, iyi niyetle, şununla, bununla, muhabbetle, her ne sebeple olursa olsun, Mehdi şudur, şudur, şudur diye konuşurken olan bu, olacağı bu. Bunun için kardeşlerim lütfen. Değil evet. mi? Böyle tam anlıyoruz. Bu. Tam bu Metin evet. abi. Evet. İncelik bu. Hatta son paragrafta ona bir şey daha ekleyecek. Evet. Ehli siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Çünkü işte şahsı maneviyi orada sıkıntıya evet, sokuyorsun yine. Ben Bir de kısım varım hocalar. Diyecek bazıları hani evet. Yani biz de az değiliz. Oysa Falan şahsı olacak. manevinin teşekkülü Evet. lazımdı ya. Evet. Bak ehli siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Şimdi geldi. Onun için nurlara Evet. o ismi vermek münasip görünmüyor. Bu sadece tekrar vurguluyorum değil. Bu liyakatsizlik anlamına gelmiyor. Çok Nurlar güzel. Bu isme. Hani bazılar başka bazılarına da hani ders ders olsun. olsun. Burada ifratlar ve tefritler var. Evet. Nurlar bu isme, bu manaya, bu hizmete liyakatsiz olduğundan değil. Haşa. Evet. Nurlar fazlasıyla bu isme evet. layıktır. Evet. Evet. Ama esas Evet. olan nokta Evet. O ismin vurgusu altında Evet. hakikati ders vermek değildir. Evet. Evet. Yoksa eğer o ismin vurgusu hakikate gölge olarak düşerse yakiniyet-i bürhaniye zamm-ı galibe intikal eder ki evet. orada iman hasar ve zarar görür. Allah Evet. muhafaza. Ah, Üstadım bizden ya. istediği şu, hakikate doğrudan Evet. talebe olmak. Yakiniyet-i bürhaniye yoluyla imanlarımızı yakine kavuşturmak. Hatta öyle Evet. bir mertebe ki o İmam Ali'den almışım hakikat Evet. dersini dediğine göre Evet. perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen Evet. İmam Ali radıyallahu anh'ın o hakikatli yolculuğunu Risale-i Nur'da her fert kendi kemalini Ki hani bunu bulabilecek Kastamonu bir imkana sahip. Layıkası'nda daha önce belki ilk programlarımızdan birinde okuduğumuzu sanıyorum sıralama olarak. Kastamonu Layıkası'nın başındaki mektuplardan biri, üçüncü, beşinci tam bilmiyorum. O, diyor ya Hakk'a yakin kuvvetinde bir ilmel yakin Evet. dersi var burada. Evet. Evet. Kastamonu 13 numaralı mektupta. Evet. Hakk'a yakin mertebesinde bir ilmel yakiniyle. Evet. Ki o hani sekeratta Evet. böylece o iman imanla kabre girme hakikatini netice Evet. verecek bir muhteşem Evet. sonucu içinde barındırıyor. Evet. Yani bütün bunlar zarar görecek. Çok güzel. Burada Tamam. Mesele kişi üzerinden değerlendirilir hale gelince. Evet. Diyor Üstad. Evet. Belki Dolayısıyla müceddittir. evet. Bunun piştarıdır denilebilir. Evet. Umum kardeşlerimize binler selam. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Bu son cümleyi de ben okumuş oldum Metin abi. Evet, Allah razı olsun. Allah, Allah sizden razı de razı olsun abi. evet. Şeyiniz dışı girdim ama hakkınızı helal edin. Sonra artık Burada şey, yalnız nurlara da o ismi vermemek meselesini yine evet. nazara vermek Evet, arzu önemli. ediyoruz. Yani sadece orada şahıstan ziyade Evet. hakikatle bu ilişki arasındaki şey ki öbür taraftan Evet. o söylediğiniz ifrat tevrit savunmalar açısından
Evet. Hem üstadın hem Rıza Nur'un gördüğü hizmet hakiki Kur'an ile imani. Bu mananın içinde midir? İçindedir. El hak hani. Amin. Evet. Liyakati var mıdır? Vardır. Ama hakikate muhatabiyetin yolu, hakikate yani revacı kuvvetlendirmenin yolu bu değil. Bu değildir. İlakis bununla hakikate muhatabiyetin kalitesi düşer. Maalesef. Allah'ın yakinden, mümininin nazarında yakinden zannı galibe düşer. Hakikatlerin taklit, kuvveti bir derece zayıflaşır. Tahkikten taklide düşer. Çok güzel. Harikulade bir ders. Evet. Ve de diğer taraftan da evet. İman hizmetinin selameti, hizmetteki ihlas ve müminlerin iman hakikatlerinden istifadesi noktasında işte geçelim maddi menfaati, manevi makamlardan da vazgeçmek niye önemlidir? Onun da dersi var. Dersi var. Allah ebeden razı olsun. Amin. Amin. Allah ebeden razı evet. olsun. Fevkalade harika bir evet. bahis. Evet. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar, bugün farklı bir mektup okuduk. Barla, Kastamonu, iki cilt olarak Emirdağ alakası ve şualardan değil, Siki Tasiki Gaybi'den bir mektup okuduk. Onun ikinci mektubu sıralama olarak baktığımızda, o ikinci mektubunda özellikle son kısmıydı. Alabildiğimiz dersi, hisseyi paylaşmaya çalıştık. Haftaya başka bir mektupta beraber olmak üzere hayırla, huzurla inşallah.